Şimdi görüyor musun soruyu Gizem Hanım? Geldi hocam, evet. Geldi. Hocam Buna şimdi. cevap vermemiştik zaten. Sadece ne demiştik hatırlarsanız? En sonda demiştik hepsi yüklem olacak. Ondan önce de yer tamlayıcısı olacak demiştik. O halde yer tamlayıcısının olduğu A şıkkı, B şıkkı, Ceyhan'ı dedik eleyelim, zarf tümleci var D'yi de dedik. elemiştik. E'yi Denizli, olabilir demiştik. Denizli'yi de elemiştik. Demiştik ki geriye ne kaldı? Zarf tümleci, zarf tümleci denmişti. Ama yer tamlayıcısı var demiştik. Şimdi buna göre yorum yapalım. Evet. Ben o gün şu baştaki cümleyi hatta özne demiştim. Şu kromofor Heh, adı evet. verilen pigment molekülleri. Ama şöyle okunacakmış bu. Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızlı taşıdığında. Buraya kadar hocam Heh. şey zarf tümleci. Evet. Şimdi kimyasal enerjiye dönüşür demiştik burada. Kimyasal enerjiye dolaylı Tamam, tümleç şimdi dönüşür. zarf tümlecini bulduk. Devam edin. Boş verin şimdi kimyasal enerjiyi. Şimdi birincisi zarf tümleci. Evet, Zarf ondan sonra. tümleciydi. Dönüşen ne? Güneş enerjisinin hemen hepsi. Evet. Bu özne olarak kabul ediliyor hocam. Evet, özne. Hemen hepsi. Nasıl dönüşüyor? Arada hiç ısı kaybı olmadan. Bu da zarf tümleci. Evet. Kimyasal enerjiye yer tamlayıcısı dönüşür de yüklen. Cevap E. Evet. Doğru. Evet, Hocam doğru. siz dikkati iyi vermek gerekiyor. Şimdi orada taşıdığından, dığından fiilimsi, zarf fiil. Zarf fiil Zarf aynen. fiile kadar olan kısmın tamamı zarf tümleç olacak. Ayıramazsınız çünkü. Neyi taşıdığından, anlatabiliyor muyum? Neyi taşıdığından ona göre düşüneceğiz yani. O halde bir cümlede iki tane zarf tümleci olabiliyor. Burayı aman kaçırmayın. Bu bir Hocam şaşırtmacıyı şöyle ÖSYM. vermişler bunlar. Kromofor adı verilen pigment molekülleri dönüşür olarak algıladım ben direkt cümleye bakınca. Hem de He. özneyi kayda attım. Ama devam ediyor bak. Ne zaman fotosentez sırasında molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızlı taşıdığından buraya kadar geleceğiz. Evet. Doğrudur hocam. Peki, peki. Peki cümlenin ögeleri zor mu? Cümlenin ögeleri yok. Ben zorlanmam. O gün sadece hocam çok yorulmuştuk. Dersler arka arkaya Evet. ya bizim. Evet, evet. Kafam Doğru yorgun olacağım. söylüyorsun. Ben severim bu konuyu. Harika. Ögelerin sorularını Gizem Hanımcığım bildikten sonra gerçekten şey değil. Yani hakikaten zor değil. Hele hele çok rahat yapılabilir diye düşünüyorum. Peki şimdi kaldığımız yerden devam edelim, değil mi? Edelim hocam. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, bugünkü dersimizde cümle türleri, cümlenin ögelerinden sonra cümle türleri. Kıymetli arkadaşlar, pek çok kaynakta şu şekilde göreceksiniz. Dörde ayıracağız. Dörde ayrılmış şekli yüklemlerine göre cümleler. Dizilişlerine göre yani ögelerinin dizilişlerine göre en sonda yapılarına göre dörde ayıracağız. Bu anlamlarına göre cümleler kıymetli arkadaşlar kaynaklarda farklılık arz edebilir. Bizim için önemli olan kısım cümlenin türlerinde olumlu cümle, olumsuz cümle bu ikisi. Diğerleri zaten soru cümlesi anlam özelliğine göre baktığımız zaman içerisinde soru kelimesi bulunan ya da sözde soru ifadesini hatırlarsanız cümlede anlam konusunda ifade etmiştim. Oradan çıkarabiliriz. Ünlem cümlesi
İçerisinde ne olacak? Seslenme, korkma, şaşma, hayret. Bunlar varsa ünlem cümlesi. Herhangi bir buyruk varsa emir cümlesi. Gerekir, gerekli, melimalı, lazım gibi ifadeler varsa, gereklilik anlamı katmışsa, gereklilik cümlesi. Bir isteği ifade ediyorsa, direkt cümlesi. Eğer eylemin gerçekleşmesi bir şarta, koşula bağlıysa, buna da koşul cümlesi diyoruz. Yani anlamlarına göre cümleler artabilir de azalabilir de. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız bazen diyor ya hocam işte burada 5 tane almış, öbürkünde 2 tane almış. Burada önemli olan cümlede anlamda görmüş olduklarımızı üstüne koyarak gitmiş yani. Bunda herhangi bir sıkıntı yok değerli arkadaşlar. Şimdi en son zaten şu şekilde özetlerimizi yapacağız. Birincisi, anlamına göre cümleler. Olumlu cümle. Değerli arkadaşlar, olumlu cümle dediğimiz zaman fiiliyatın, fiilin, yargının gerçekleşmesiyle ilgili olan kısmı ifade edeceğiz. Veya içerisinde olumsuzluk eki olmayan ya da ifadesi olmayan kelimeler. Olumsuzluğu nasıl sağlıyorduk değerli arkadaşlar? Bir cümlede olumsuzluk nasıl sağlanır? Fiil konusunda görmüştük. Kim söyler? Hocam bir daha sorar mısınız? Bir cümlede olumsuzluğu nasıl sağlayabiliriz biz? Olumsuzluk eki hocam, mame, yapma, etme. Evet. Mame. Mesela şu şekilde, bugün okula geldi, olumlu cümle. Ben bunu olumsuz yaptığımda ne diyeceğim? Bugün okula gelmedi. Gelmedi, harika. Demek ki yargının gerçekleştiğini ifade ediyorsak ya da gerçekleşmekte olduğunu yahut ileride gerçekleşeceğini ifade ediyorsak buna biz olumlu cümle diyoruz değerli arkadaşlar. Problem? Yok hocam. Bizim gramer kaidemize göre olumsuz kelimemiz yoktur. Bu eki getirmediğimiz sürece veyahut da birazdan ifade edeceğim yok değil ifadelerini getirmediğimiz sürece. Onun için olumlu cümleler, şunu unutmayınız, normal kelimelerimizle yaptığımız, ifade ettiğimiz bütün cümlelerimizle dolayısıyla kelimelerimiz olumlu olduğundan olumlu olacaktır kıymetli arkadaşlar. Çalışmadığı halde en zor dersten geçmeyi başardı. Başarmadı olsaydı ne olacaktı? Olumsuz olacaktı. Ahmet oldukça zeki ve saygılı bir öğrenciydi. Bakın, bu cümle bir isim cümlesi. Ben bunu nasıl olumsuz yapabilirim kıymetli arkadaşlar? Öğrenci değildi şeklinde olumsuz yapabilirim. Doğru mu? Dersine geç kalınca hızlıca yürümeye başladı. Olumlu. İşlerini yetiştirmek için sabaha kadar çizimlerle uğraştı. Yine olumlu. Burada kıymetli arkadaşlar bir şeyi, bir hususu dile getirmemiz gerekiyor. Uyarı bölümünde de gördük, ifade ettik. Eğer bir yargı bizim hoşumuza gitmiyorsa o cümlenin olumsuz olduğu anlamına gelmez.
onlarla da olumludur. Yani son günlerde havalar iyice soğudu. Arkadaşlar, soğumak yargısı hoşa gitmeyen bir yargı olabilir. Soğuğu sevmeyenler için. Ama bu cümle olumsuz anlam özelliği taşımaz. Bir diğerinde bakın, daha rahat anlayacağız. Yıldırım çarpması sonrası 100 koyun öldü. Arkadaşlar, bu cümle olumludur. Olumsuz olabilmesi için ölmedi dememiz gerekiyor. Burada öğrenci arkadaşlarımız bir hayli anlamlandırmada sıkıntı yaşayabilir. Veyahut da mesela şu cümleyi ben yazmıştım. İşte aşırı derecede yağmur yağdığından apartmanların bodrum katlarını su bastı. Hocam, bu olumsuz bir durum değil mi? Hayır, bu bir olumsuz durum ama olumsuz cümle değil. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi bazı cümlelerde yüklem şekil olarak olumsuz görünebilir ama anlamca olumlu olabilir. Şimdi bundan sonrasını artık dikkatli takip edelim. Çünkü ÖSYM bir soruda 5 farklı konuyu sizin karşınıza çıkarabilir arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Belki karşınıza direkt olarak bu şekilde bir soru gelmese bile mutlaka nasıl soru gelecektir? Şıklarda böyle bir şey gelebilir. Onun için bu tür cümlelere anlamca olumlu, biçimce olumsuz cümleler denir. İşte karşımıza yüksek ihtimalle, eğer cümle türlerinden, anlamlarına göre cümlelerden soru çıkarsa bu kısım çıkacaktır. Bakın şimdi, sen ararsın da ben gelmez miyim? Şimdi burada cümle sanki olumsuz gibi görünüyor, değil mi? Gelmez miyim? Fakat anlamına bakıyoruz. Aslında ne demek istiyor? Sen arayınca ben gelirim demek istiyor. Onun için biçim olarak olumsuz görünse de anlamca olumludur diyeceğiz. Veya iki olumsuzluk unsuru bir cümlede aynı anda kullanılırsa bu cümle biçimce olumsuz ama anlamca olumludur değerli arkadaşlar. Aslında köyümü sevmiyorum deseydim olumsuz olacaktı. Fakat ne demişim? Aslında köyümü sevmiyor değilim. Yani seviyorum demek istiyor. Bir diğeri, bir de ne göreyim? Masa başında uyuya kalmasın mı? Yani uyuya kalmış anlam özelliği var değerli arkadaşlar. Demek ki biçimce olumlu, biçimce olumsuz veya anlamca olumlu, anlamca olumsuz kavramlarını iyi anlamamız gerekiyor. Bir cümlenin olumlu, olumsuz olabilmesi için içerisinde ya olumsuzluk eki olacak ya da olumsuzluğu barındıran yok, değil gibi kelimeler olacak. Yok kelimesi isim türündeki cümlelere gelir. Değil kelimesi hem isme hem de fiile gelir. Ona da dikkat edelim. O halde olumsuz cümle yargının gerçekleşmesi